Hasta değilsiniz inşallah. Bu rezillik duyulmadan, yayılmadan hesap sormaya geldim Kirkor Efendi. Ne rezilliği? Kaç yıllık hukukumuz var, nasıl konuşuyorsunuz? Bu hukuk olmasa zaptiye ile gelirdim. Yalvar yakar geldiğin, kefil olduğun o doktor Fransa'ya gitmemiş. Harcırağı da sana teslim etmişler. Kim gitmemiş? Ne diyorsunuz İbrahim Bey? Son dakikada yazdırdığın, hukuk koyduğun İhsanoğlu Nejat. Yok, olmaz öyle şey. Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlıklar beni ilgilendirmiyor. Hazinenin parasını alan kişi olarak senin mührün var. Bu da devletin parasını gaspa giriyor. O 800 mecidiye yarın sabaha kadar devletin kasasına girecek. Anladın mı? Sayende hiç görmediğim muameleyi gördüm. Hırsız, dolandırıcı yerine kondu. Neyse, harcırağı ver de gidip iade edelim. Yarına kadar geri ödememiz gerekiyor. Hocam para yok. Ne demek yok? Yok yok, sen böyle bir şey yapmazsın. Oğlum, başına ne geldiyse söyle. Çaldırdın mı? Kayıp mı ettin? Bu yüzden mi gidemedin? Hayır hocam. Parayı başka bir mesele için kullanma. Ben sana bu yüzden mi kefil oldum? Devletin parasını şahsi meselenin için kullan diye mi? Hocam telafi edeceğim. Size hiçbir şey yapamazlar. Baba Ali'ye gidip durumu anlatacağım. Sizin suçunuz olmadığını söyleyeceğim. Cezası neyse çekerim. Ya burada kimin mührü var? Kirkor hocanın. Mühür kiminse borç onun. Devlet dinler mi?